Evet. Hoş geldiniz. Birazdan hocamızı canlı yayınla bağlayacağız. Bu sırada sesi kontrol edebiliriz. Acaba sesim kaliteli geliyor mu? Görüntü ve ses. Bağlıyorum. Hocam, selamünaleyküm. Aleykümselam hocam. Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız? Nasıl? İyisiniz inşallah. Ben diyeyim. Önce ayarlayalım. Ses geliyor mu bu arada? Hocam gayet iyi geliyor. Tamam. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Hocam siz de tekrardan hoş geldiniz. Mesafesiz Müzakereler isimli programımız devam ediyor. Genç merkez insan modelini konuşacağız. Kendimizi ve başkasını tanıma rehberi olarak kullanılabilecek bir merkez insan modelinden konuşacağız. Turgay Şirin hocamızla konuşacağız. Turgay Şirin hocamız İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünde öğretim üyesidir. Ben lafı çok uzatmayacağım. Instagram malum bir saat sonra hemen kesiyor. Sınırlı bir vaktimiz var. O yüzden sanıyorum katılımcılarımız da geldiler. Hocam, merkez insan modeli kendimizi ve başkalarını tanıma rehberi olarak nasıl kullanabileceğimiz bir model. Kendimizi mi evvela tanımamız gerekir yoksa başkalarını mı önce tanımamız gerekir? Bu ilişki nasıl acaba diye sormak isterim başta. Allah razı olsun. Öncelikle Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Mübarek Ramazan günlerinde ve bu geceki konumuzla da Allah'a selamede Salavat-ı Şerife'ye getirelim. Allah'ın nefesleriyle Seyyidina Muhammed. Eyvallah. Ki gecemiz bereketlensin, nurlansın, sohbetimiz gönüllere inşirah olsun. Zira eskilerin tabiriyle gayret bizden, tevfik Allah'tandır. Allah mukallibel kuluptur, kalplerin sahibi olan odur. Dolayısıyla kalplere sürur ve inşirah verecek olan odur. Biz elimizden geldiğince ona bağlanarak onun nurunu insanlara ulaştırmaya çalışıyoruz. En büyük şeyimiz bu. Hocam işte sizin de sorduğunuz gibi merkez insan modelinin açılımı olarak yaptığımız kendimizi ve başkalarını tanıma meselesi aslında bütün sırların özünü barındırıyor. Çünkü insanlık tarihi boyunca insanlar hep hikmeti aramışlar, hikmetin peşinde koşmuşlar, bu sırlı bilginin peşinde koşmuşlar ve bununla birlikte de bu hikmeti bulanların ulaştığı işte hani eski seyyahlar aramışlar yıllarca ağabey hayata ulaşmasıdır diyebiliriz. Bunu da Yunus Emre Hazretleri aşık öldü deyü sela verirler ölen hayvanmış aşıklar ölmez sözü meşhur. Evet. Dolayısıyla bu sırrı keşfeden asıl ağabey hayatı bulandı. Hocam aşıklar Bu ölmez olur derler. nasıl? Aşıklar ölmez olur derler. Bir de Evet. bir konu sanırım. Şey var. Bu meşhur Yunus Emre dizisi vardı. Orada bir aynalı meczup var. Olanlar oldu, ölenler öldü diye. Çok güzel bir ifadesi var. O çok hoşuma gidiyor. Doğrudur hakikaten. Olmak için ölmek lazım. Ölmek için de olmak lazım. Velhasıl işte bütün mesele işte mutluluğa ve huzura ulaşmak istiyor insanlar. Bunu değişik vesilelerde arıyorlar. İşte kişisel gelişimdir vesairedir. Bütün mesele ne aslında? İnsanın işte mutluluk arayışı, işte anlam arayışı, huzur arayışı ve
ve işte cennete ulaşmak, cemalullah'a ulaşmak meselesi. İnançlıysa. İnançlı değilse de huzur, mutluluk arıyor. Onun için de işte meditasyon ve benzeri şeylerle ulaşıyor. Ama hepsinin özünde ne var? Bir mutluluk, huzur ve işte o meşhur hikmetin arayışı var. Bu hikmetin arayışı işte insanın kendisini tanımasından başlıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem men arefe nefsehu fekad arefe rabbehu, kim nefsini bilirse Rabbini bilmiştir. Rabbini bilmesiyle devam ediyor. Onun da üstü var aslında. Arifler onu da söylüyor. Sonra Rabbül Alemin'i bilmesiyle. Hani Rabbi hastı diyor İbn-i Arabi, Muhittin Arabi Hazretleri. Kişi Rabbi hastını biliyor önce. Sonra Rabbül Alemin'e gitmesi lazım. Ona da La İlahe değil, İllallah'a gitmesi lazım diyor. Velhasıl yolculuk kendini tanımaktan başlıyor. İşte bu olmadan ne huzur bulabiliriz, ne de arayışımız biter. Ne kadar ararsak arayalım. Eski zamanlardaki seyyahlar gibi bu hayatı, yani sonsuzluk suyunu, o gençlik pınarını arayıp durup boşuna ömrünü tüketen insanlara döneriz. Halbuki gerçek hazine bizim kendi içimizde saklı. Bu yolculuğu yaşamayan da bunu bilemez diye düşünüyorum. Eyvallah hocam. Eyvallah. Ben belki burada merkez insan kavramını belki bilmiyorum, biraz anlatabiliriz. Yani nedir merkez insan, niye merkez insan filan diye dedik. Allah rahmet eylesin. Buradan da rahmetle analım. Rahmetli Musa Topbaş Hoca Efendimiz merkez insan olmak lazım derdi. Bu merkez insan tabiri merkez insan tabirini ben ilk ondan duymuştum. Çok hoşuma gitmişti bu merkez insan kelimesi. Yani nedir, niye merkez insan olmak lazım diye o zamanlar araştırmaya başlamıştık. Öğrencilik zamanı 90'lı yıllar. Sonra aslında analitik bir sorgulama ve sonra da belki biraz nedir, metafizik bir algılayış diyelim. Sonucunda ortaya enteresan şeyler ortaya çıktı. Ve o zamanlar şunu düşünüyorduk. Tabii kişisel gelişim furyası vardı Türkiye'de 90'lı yıllarda. Efendim herkes böyle batıdan çeviri kişisel gelişim kitaplarıyla haşır neşir oluyordu. Çok satıyordu bunlar. Evet. İşte için yürü aslanım içindeki dev uyandır falan tarzı böyle kitaplar, motivasyon kitapları. Evet. Ne dost kazanma yolları, üzüntüsüz yaşama sanatı falan gibi. Böyle meşhur değil Carnegie'ler eski. Evet. Çok cazibeli isimleri olan aslında dışarıdan bakıldığında. Çok cazibeli. Doğru. Hemen kurtuluşa götürecekmiş gibi hızlıca. Doğru söylüyorsunuz. Böyle bir furya vardı o zamanlar tabii. Zorlu da dönemlerdi belki o dönemin çağın ruhu itibariyle hani bilim canlı hayatında Zeitgeist diye bir Almanca bir tabir var. Çağın ruhu akademide de kullanılır bu. Hı hı. Yani o çağın ruhu işte bir arayıştaydı Batı insanı. İşte Türkiye'dekiler sayılar bir arayış içindeydiler. Ve böyle ilaç gibi geliyordu insanlara. Ama herkes böyle heyecanlanıp okuduktan sonra bir problem hissetmeye başlıyordu. Ya diyordu bu bize tam uygun değil herhalde falan. Çünkü bizim kültürümüze ters bazı tavsiyeler falan vardı. Ve kültürel uyumluluk konusu problemliydi. Hatta bundan mütevellit ben o zamanlar Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'nda Çilhane'yi Dünya Açılmalar Derneği'nde üniversite son sınıfı İslam Medeniyetinin Kişisel Gelişim Dinamikleri diye bir kitap kaleme almıştık. Çok da tutulmuştu o zaman. Şimdi hala talep görüyor. Şimdi ikinci baskısını herhalde bunu yapacağız yoğun taleple. İnşallah. İnsanlar nadir kitaptan falan istemeye başlamışlar. Dedim yenisini yapalım. Çok talep oldu. Orada bu kitap ondan dolayı çıktı. Yani bu kişisel gelişimin vizyesi yok mu? İşte yani hep böyle batıdan çeviriyoruz.
Yani bizde hiç mi yok bizim kendi kültürel kavramlarımız? Tabii işte önce kişisel gelişim nedir falan diye. Önce bir sorgulamayla başladık. Ve oradan şuraya geldim. Yani kişisel gelişim aslında popüler bir kültür ve arz talep dengesine göre şekilleniyor. Doğal olarak da içinde yeşerdiği toplumun talebine göre bir arz ortaya konuluyor. Yani insanın vücuduna göre elbise dikmek gibi düşünelim. O zaman bunu çeviri kültürüyle getirip başkasına giydirmeye çalışmak gibi oluyor. Dolayısıyla tutmuyordu Türkiye'de. Ve bu işin bizcesi yok mudur acaba falan diye araştırırken böyle o zaman işte bu merkez insan tabiriyle de karşılaştığımda şunu ortaya çıkmıştı. Yani bizim önce bir yol haritası falan çizmezden önce gideceğimiz hedefimizi belirlememiz gerekiyor. Yani nasıl bir insan tasavvur ediyoruz? Hani insan modelimiz nedir? Yani bizim insan modelimiz ne? Önce bu sorunun cevabını bulmamız gerekiyor. Bunu fark etmiştim bu araştırmalarda ki o zaman o kitabı yazarken 1500 klasik eseri aradım. Çok zahmetli bir çalışma olmuştu. Yani bizim medeniyetimizde hangi çalışmalar yapılmış diye. Hatta demek ki insan gittikçe daha yani iyiden kötüye doğru gidiyor demek herhalde. O zaman Osmanlıca, Arapça, Farsça, İngilizce, Türkçe hatta böyle ufak tefek Latince kelimeleri bile anlayabilir hale gelmiştik eski metinlerde. Yani 5-6 dilde çalışmışım. Yani dediğini. Oradan şuraya geleceğim. O zaman onu fark etmiştim. Dedim ki ya bizim bir defa insan modelimiz nedir? Şimdi Batılılar bir insan tasavvur ediyor. Ve Batılı kişisel gelişim kitaplarını taradığım zaman ortaya şu çıkmıştı. Onların özünde Nietzsche'nin meşhur üstün insan diye ya da ne denir ona? Nitelikli insan diye ya da üstün insan. Yani Nietzsche'nin üstün insan tabir ettiği bir kavram var. Nietzsche'nin üstün insanı seküler bir insan. Yani dünyevi, metafizik şeyleri bir kenara bırakmış. Bu sanayi devrimiyle birlikte Batı'nın bu işte dişliler içerisinde sağlam bir dişli çalışan, çalıştıkça kazanan, en iyi şeyleri giyen, en iyi şeyleri yiyen işte böyle bildiğin bu Amerikan tarzı Batı. Ancak bizim insan modelimiz bu değildi. Yani ilk önce bu farklılık vardı. Daha evet. Sonra bu sorgulamalardan dönüp dolaşıp kendi medeniyetimizdeki eserler ve tabii en sonunda Kur'an-ı Kerim'i inceleyince, hadis-i şerifler ve Kur'an-ı Kerim dahil, o zaman şuna ulaştım. Yani bizim insan modelimiz farklı. Ve bu insan modelinin merkezinde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz var. Kur'an-ı Kerim ona Üsve-i Hasene en güzel örnek diyor. Ve malum Erkam yayınlarında da Osmanlı Toptaş hocamızın da Üsve-i Hasene meşhur gene çalışması var. O iki cilt olarak daha önce gene hocalarımız yayınlamıştı. İlhamda Mustafa'lar vesaire. Şimdi Üsve-i Hasene yani en güzel örnek Kur'an-ı Kerim'de. Asıl insan modeli o bizim için. Şimdi bu insan modelinin kişilik özellikleri ne acaba filan diye buradan devam edince ortaya merkez insan modeli oluştu. Yani merkez insan aslında şu demek. Merkez insan modelinin baş harflerini birleştirince mim oluyor. Mim de biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'in rumuzudur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Elif, la, mim gibi Kur'an-ı Kerim'deki hurufu mukattalarda. Mim modeli ya da merkez insan modeli. Aslında mim modelinin baş harflerini açtığımız zaman Muhammedi insan modeli demek lazım. Muhammedi insan modeli baş harfleri mim oluyor. Aslında öyle bir muhteşem kelime ki mim işte ne bileyim mütekamil insan modeli diyelim. Ne dersek diyelim hepsi mime çıkıyor. O yüzden mim yani merkez Muhammedi insan modeli. Ama niye merkez insan modeli tabirini kullandık? Yani herkes biraz anlasın diye günlük hayatta da pratikte de kullanabilelim diye. Şimdi bizim belki de İslami cami olarak bir şey yapmamız gerekiyor, ele almamız gerekiyor. O da şu, biz iki uçta kaldık. Yani ya çok teoride kaldık, yani sürekli geçmiş
teorileri anlatıyoruz. Ya da çok pratik yerlerde bugün modern teknikleri birleştirerek bir ortaya yeni bir şey. Pratiğini de günümüzde çocuk yetiştirmekten efendim kendimizi tanımaya, kişilik projelerini, hatta personel seçimine, yönetim, koçluk, danışmanlık ve benzeri tüm alanlarda kullanılabilecek bir model. Kullanabilecek değil, kullandık yani. Biz bunu yaklaşık 20 yıldır kullanıyoruz. Hı hı. Benim beni araştıranlar, tanıyanlar biliyorlar. İşte Türk Hava Yolları'ndan birçok büyük şirkete kadar merkez insan modelini test ettik. Yönetici geliştirme projelerinde kullandık. Gerçekten çok güzel sonuçlar elde ettik. Dolayısıyla merkez insan modelini kısaca şöyle toparlarsam, merkez insan önce kendi merkezini bulan insan. Yani kendini tanıma yolculuğunda içten dışa doğru. Bizim medeniyetimiz içten dışa bir geçim anlayışı, biraz vitrini süsleyen. Hatta kişisel gelişim kitaplarında böyle tiyolar vardı. Mesela masanız gündüz masanız dağınık olsun, insanlar size çalışıyor görsün falan gibi. Böyle aynen böyle yazarlar. Evet. Yani vitri düzgün olsun. Bizde de tam tersi, içi mamur etmek var. İç düzgün olursa dışarıya da bu sızacaktır. Yani kütle ne varsa dışına o sızdıracaktır meselesi. O yüzden bu yani kendini tanıma ve başkalarını tanıma yolculuğu önce kendi iç merkeziyle barışmak, kendini tanıma demek. Oradan başlıyor. Bunun daha üst yollar da var ama onu belki yani daha irfani gelenekli noktayı süveydasını, ayağın sabitesini tanımak diyelim. Muhittin ve Gazetleri tasavvufta kişinin yaratıldığı o mutlak hakikat, yani zatın ezeli ilminde her yaratılmışın bir sabit hakikati vardır. Eğer zat-ı ilahi o şeyi bilmiyorsa zuhura çıkmaz der eskiler. Yani bunu daha da yükseltebiliriz ama şimdi genel manada biraz daha orta seviyeden gidersek kişinin kendini barışması. Yani bir barış halkaları düşünelim bunu. Önce kişinin kendiyle barışması. Öyle diyelim. Sonra annesiyle, babasıyla, ailesiyle barışması. Yani bunların hepsi Kur'an'da delillendiriliyor da ben yani atıp yapıp geçmek zorundayım vakitler olduğu için. Ama ne diyor Kur'an-ı Kerim anne baba için? Üf bile demeyiniz. Sözü bile. Vela tegul lehuma üffin ayette de ilginçtir. Üf kelimesi geçiyor. Üf aslında bir kelime değil, bir ünlemdir. Yani dünyada herkes üf. Burada da insanlar bunaldığımı üf diyor. Yani üf diyor. Evet. Dolayısıyla vela tegul lehuma üffin, üf bile demeyiniz ayeti. Yani anne babana üf bile deme bırak meselesini. Dolayısıyla ne oluyor? Anne babasıyla barışık demek ki bir insan profili deniyor. Bu barış halkası yakın aileyle devam ediyor. Daha sonra her cuma işte hutbede okunan İta izil kurba ve yenha innallaha ye'muru bil adli vel ihsani vel itai zil kurba ve yenhanil fahşai vel münker diye gider biliyorsunuz. Orada ne diyor? İşte Allah evet ezberlemiştik artık. Orada işte Allah size iyiliği ve yakın akrabaya bakmayı, iyilik etmeyi, gözetmeyi emreder. Bak yakın akraba dedi. Zaten orada kurba kelimesi karabe kökünden geliyor. Yakın demek. Dolayısıyla yakınlarınıza, akrabalarınıza iyilik yapın meselesi. Demek ki barış halkası aile, sonra akrabalar. Hepsinin Kur'an'dan var ama ben devam ederim. İşte sokak, yaşadığı sokak. Mesela işte o yaşadığı sokaktaki esnafla barışık insan profili. Yani o esnaf işte Mustafa amca kolay gelsin, işte ayrı günler sağ ol Turgay'cığım sana da filan. Yani böyle bir iletişim profili olan bir genç tasavvur edin ya da bir insan tasavvur edin. Yani evet. Kendiyle barış, ailesiyle barışık, akrabalarıyla barışık. Bak gidiyor. Çok önemli. Ondan sonra yaşadığı çevreyle barışık. Sonra bu barış halkasını biraz daha yükseltebilirsiniz. Yaşadığı toplumla barışık. Yaşadığı ülkeyle barışık. Ve bu barış halkası yaşadığı dünya ile barışık. Yani öyle ki bunun örnekleri var. Yunus Emre Hazretleri ormana giderken baltasını sarıyormuş. Diyorlar ki neden baltanı sarıyorsun? O da diyor ki onların da canı var.
Ben her zaman söylüyorum. Allah da bu sözümün altını doldursun diye dua ediyorum. Ben Yunus Emre'nin dini dedim. Onun Eyvallah. Müslüman olduğunu düşünüyorum. Yani Müslüman bu. Ama İslam adına değişik değişik işler yapanların Müslüman olduğuna emin değilim. Hele hele bir şeyi ağacı bile incitmekten korkan bir Evet. dinin mücessimi. Hocam bize hatta, canlı varlıkları çok özür dilerim kestim ama okullarda hep canlı varlıklar, cansız varlıklar diye bir tasnif yaptılar. Halbuki bizim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bile eşyalarına isim vermiş. Yani onlara bir canlı gibi muamele edip onların da sanki ruhu varmış gibi belki de var. Yani cansız bir eşya muamelesi yapmamış. Evet, bizim dinimiz bu ayrımı yapmamış. Hatta İrfan ehli tasavvuf her şeyi bir can olarak görmüş ve hepimiz bir canın parçalarıyız demiş. Çünkü zaten bunu Kur'an söylüyor. Ve halaknâküm min nefsin vâhidetin. Sizi tek bir nefisten yarattık. Şimdi bu siz içerisinde ne var? Yaratılmış her şey mi var? İnsanlar mı var? İşte eskiler demişler ki nebati ruh, hayvani ruh, insani ruh vesaire, cemadi ruh, cemadi ruh. Yani cansızın ruhu. Cansız değil de o donuk demek. Ve Allah'ın isimlerinden Yunus Emre Hazretleri o ağacı bile korkutmak istemez. Peki ne baltayı niye götürmüş? Kuru ağaçları, kendinden ölmüş ağaçları toplayacak, onu kırmak için bir şey lazım. Onu da ne yapıyormuş biliyor musunuz? Ağaçların içinde değil, dere kenarına götürüyormuş. Böyle boş, ağaç mağaç pek olmayan bir yerde kırıyormuş mübarek. Yani düşünün, işte bu hassasiyete ulaşmak. Bizim insan modelimiz burası. İşte tabiatla barışık insan, barış halkası itibariyle devam ediyoruz. Ve tabii bütün hepsinden ötesi Rabbi ile barışık. Şimdi bu barış halkalarını böyle iç içe geçirdiği zaman merkezdeki kişi ve en sonunda dönüp dolaşıp Rabbi ile gene o en dış küre ve hepsinin özünü. İşte bu barış halkalarının hepsiyle barışmış insana, yani ne oluyor, bu bütün halkaların merkezi oluyor. Merkez insan deniyor. Aslında merkez insan barışmış insan demek bu manada Türkçe itibariyle. Bu da şöyle ilginç bir şey. Bizim dinimiz, dinimizin ismi İslam kelimesi Arapça Seleme kökünden geliyor. Seleme barıştı demek. İslam ifal babında barış demek. Mesela birisine selamun aleyküm dediğinizde barış ve esenlik sizin üzerinize olsun demek. Yani bu bile, bu kavramlar bile içi boşaltılıyor. Birisine selamun aleyküm deyince bu köylü nereden geldi acaba falan diyor. Köylüler can kurban da seni küçümsemeye çalışıyor. İşte bu diyor, işte nereden çıktı acaba falan. Merhaba deyince bakıyor. İşin enteresanı, merhaba kelimesi de Arapça bir kelime. O da ilginç. O da Araplar birisi geldiğinde merhaben bik diyorlar. Yani hoş geldin manasında yani. İngilizce'deki welcome kelimesine tekabül ediyor. Biz ters kullanıyoruz. Yani yeter ki selamun aleyküm demeyelim yani gibi bir şey. Halbuki ayet Allah'ın selamını yayın. Bu iki manada bir. O selamı yayın. Hakikaten selam verin birbirinize. İki de barışı yayın. Yani selam barış demek. Müslüman da barışmış demek. Kelime aynı kökten geliyor. Seleme kökü. Barışmış deyince neyle barışmış olması lazım bir insanın bu sıfatı alabilmesi için? İşte demin dediğim kendiyle barışık. İşte bu barış halkaları ailesiyle. Kur'an bütün bunları demin söylediğim gibi ayet ayet anlatıyor. Yaşadığı toplumla barışık. Hatta Yunus Emre gibi kurtla, kuşla, böcekle barışık. Tabiatla barışık. Rabbi ile barışık. İnsana barışmış. İnsana Müslüman denir. Bu tariften daha evrensel bir tarif olabilir mi? Yok. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e soruyorlar, Müslüman kimdir? Elinden ve dilinden başkalarının emniyette olduğu kimsedir. Ya yani evet. Budur bütün insanlık. Hatta işte bütün okullar, eğitim sistemleri, felsefeler, işte psikolojik danışmanların hepsini ulaştırmak istediği hedef insanı buraya getirmek. Kendiyle barışık, toplumla barışık, tabiatla barışık. İşte bu barış halkaları bozulan insan cani bir varlığa dönüyor. Mesela çevreyle barışık değilse, yani ne diyelim, tabiatla barışık değilse, doğayla, önce kendi tabiatına yabancılaşıyor, sonra doğaya yabancılaşıyor. Sonra doğayı tahrip etmeye başlıyor. Evet. Ya da kendiyle yabancılaşmayla başlıyor. Kendine yabancılaşınca ailesiyle kavga ediyor, evden kaçıyor, işte yaşadığı toplumda huzursuzluk çıkartıyor.
anarşi çıkarıyor. Oradan gidiyor ormanı yakıyor. Oradan bilmem bir şeye tahrip ediyor. Bu mu istediğiniz? Hayır, işte tam tersi. Herkes bunda hemfikir. Ben dünyanın birçok yerinde Müslüman kelimesini böyle anlatınca yabancılar bile şaşırdı. Abi bir şey hiç böyle düşünmemiştik diye. Bu bir şahsi yorum değil. Etimolojik, yani sözlük tanımından gittim yani, bakın. Daha bunu bile Evet. unutmuşlar bize. Dolayısıyla Müslüman barışık insan, elinden dilinden başkalarının emniyette olduğu insandır. Dolayısıyla bütün dinlerin, bütün ideolojilerin, felsefe ulaşmak istediği insan profili budur ve bizim dinimiz doğrudan bu isme sahip. İşte bütün bunun da zirve, acaba bunun bir örneği var mı dediğinde, evet var. İşte o örnek Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle ki yaşayışıyla, hal ve hareketleriyle, işte hayatıyla bize her şekilde örnek olmuş. İşte bu mantıkla başladık yola. Aslında bu başlangıç aynı zamanda hem son oluyor. Yani hem hedef hem şey. Ama dedik ki tamam, bu çok önemli, güzel. İşte merkez insan olmak, Musa Efendimiz'in sözü ne demekmiş? Sırları açılmaya başladı. Efendim, aa, merkez insan buymuş. Yani kendi merkezini bulmuş, başkalarının merkezi olmuş. İşte mesela Mevlana Hazretleri bir merkez insandır. Hala etrafında insanlar, değil mi? Pervanenin ışığa gitmesi gibi geliyorlar. Efendim, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri bir merkez insan. Değil mi? İstanbul'da bir merkez. Hala insanlar oluyor. Ebu Eyyubel Ensari Hazretleri öyle. Yaşayan merkez insanlar var. Demek ki merkez insan, Muhammedi insan demek. Yani onun ahlakıyla ahlaklanmış, onun gibi yaşamaya çalışan insan. Peki hocam, bunu daha günlük dile indiremez miyiz? Evet. Mümkün. İşte pratik tarafına doğru getirirsek, işte merkez insan modelini bu felsefeyle başlatıp daha sonra modelidir. Yani Peygamber Efendimiz'in kişilik yapısından hareketle geliştirilmiş bir kişilik tipolojisi. Aslında bu şöyle de bir ilginç şeyle de oluştu. İşte o zaman Süleymaniye Kütüphanesi araştırmaları yaparken aynı zamanda işte yabancı kaynakları da araştırıyordum. Orada bir kişilik tipolojisi sistemiyle karşılaştım. Bu kişilik tipolojisinin ismi Enneagram. Enneagram kişilik tipolojisi 97'ler, işte bu söylediğim zamanda 98'ler. O zaman Türkiye'de tabii bilinmeyen bir şeydi. Efendim, ama Amerika'da falan epey popüler olmuş. İşte yurt dışında popüler olmuş. Üzerine senaryolar yazılmış. Tabii biraz zamanla iletiyorum. Şimdi bugüne kadarki süreci de anladım. Mesela Lost dizisi böyle yapılmış. İşte Yüzüklerin Efendisi bu şeyle yapılmış. Şimdi bu Enneagram kişilik tipolojisinde 9 tane kişilik tipi var. Yüzüklerin Efendisi'nde de 9 yüzük taşıyıcısı var. Bir tane de bütün yüzükleri hükmeden bir hüküm yüzüğü falan var. Yani şey, mantık aynı. Merkez nokta yani. İşte noktayı süveyda dediğimiz. Neyse. Burada baktığımız zaman bu Enneagram tipolojisi o zaman karşılaşınca çok ilginçtir. Benim eski eserlerde araştırırken puzzle'ın parçalarıyla bulduğum şeyi ile karşılaştım. Allah Allah, bu çok benziyor bizim eski medeniyetimizde. Ne var eski medeniyetimizde derseniz, işte Osmanlı, Selçuklularda da bu kullanılmış. Gulam ocakları. Osmanlı'da Enderun ve işte nedir? Yeniçeri Ocağı'na insan seçiminde özel uzmanlar yetiştirilmiş. Bu uzmanların değişik adları var. Zağırcı başı, sürücü başı, haseki gibi değişik isimler. Bunlar özel görevli insanlar. İnsan tanımakla ilgili insanlar. Bu Meşhur bir söz var orada, değil mi? arada ara ara bazen dostlarımızın selamını görüyoruz. Tahir Köksal hocamın selamını aldım. Aleyküm selam diyeyim. Böyle güzel dostları da görüyoruz. Böyle arada onları da şey yapalım. Görmedi Evet. demesinler. Yani Evet. bir şey diyordunuz. Buyurun. Şimdi söyleyecektim. Orada benim hatırladığım kadarıyla çok da kıymetli bir söz vardı sanki. Enderun'un kapısında. Hiçbir balık uçmaya, hiçbir kuş yüzmeye zorlanmaz gibi, hatırladığım Evet. kadarıyla. Doğru mu bilmiyorum ama. Şimdi usta, şöyle bizim aslında çok çalışmamız lazım. Gençlerimizin çok işi var aslında. Çok iş yapmamız lazım. Nedir bu? Yani biz yeterince araştırma yapmıyoruz mesela. Yani ne demek? Kastım şu, ben hep şuna inandım. Bir sistemi eleştireceksek mesela veya efendim
bir sistemin yerine başka bir sistem de önermek istiyor olabilirsin. Bir teori geliştirmek istiyor olabilirsin. O zaman önce savunacak kadar o sistemi bir biliyor olmak gerekiyor. Yani profesyonellik burasıdır. O yüzden eskiden bizim geleneğimizde Haseki'ler var. Haseki 5 farklı bölümü bitirmiş insanlara Haseki deniyormuş mesela. Yani ne demek? İşte hem fizik, hem tefsir, hem akaid, hem matematik, hem jeo, hepsi alanında geliş. Ne kadar çok gelişirse eğitim alırsa o kadar daha geniş bakabiliyor. O yüzden bizim bu konuda kendimizi geliştirmemiz lazım. Şimdi mesela Enderun diyoruz hep. Ama Enderun'la ilgili ciddi bir çalışma yapmıyoruz. Bir iki tane tez çalışması var Allah'tan. Onları araştırdım. Ben sonra kendim araştırmak zorunda kaldım birçok şeyi. Enderun nadirler demek. Yani nadirin çoğulu. Yani biz bu ne demek? Seçilmiş çocuklar. Evet. Yani üstün yetenekler profili. Bunların da öncesinde bir seçim şekli var. İşte Selçuklardan başlamış bu Gulam Ocakları diye. Sonra Enderun Acemi olan ocağı, Yeniçeri Ocağı'na dönüşmüş Osmanlı'da. Bu yetişmiş insan kaynağı demek. Şimdi bu insan kaynağının ilk aşaması seçimden başlıyor. Ve bu çocukların, yetiştirecek çocukların seçilmesi süreci. Burada ne uygulamışlar? Yani ne yapmışlar? Bunu kimse, ya ben tek merak etmişim, bilmiyorum. Yani kimse merak etmiyor mu? Yani ne yapıyor bu insanlar? Nasıl seçiyor kardeşim bunu? Ve evet. 600 yıl bunu nasıl uygulamışlar? Bunu araştırdığımız zaman Osmanlı'nın ve Selçuklar dahil bir insan tanıma sistemi kullandığını görüyorsunuz. Hatta bununla ilgili inşallah kitap çalışmam bitmek üzere yayınlandığı zaman inşallah daha da faydalı olacak. Gençlerimize en azından bu anda çalışmak isteyenleri cesaretlendirmek için yapıyoruz. Yoksa dediğimiz gibi gayret bizden, tevfik Allah'tan. Çok faydalı olur hocam. İnşallah. İşte orada bu insan tanıma sistemini kullanmışlar. Şimdi batıdaki enegram ne alakası var diyeceksiniz. Şimdi bu enegramı araştırınca bir baktım. Şimdi history, yani enegramın tarihçesinde diyor ki bunu dünyaya tanıtan kişi Karslı. Bizim Türkiye Kars doğumlu. Ve Kars'ta büyümüş. Efendim. Aa dedim ki ya bir dakika, bu batıda böyle çalkalanıyor enegram. İşte enea 9 demek. Gramos nokta demek. Enegramos 9 nokta teorisi falan demek. Ondan sonra ya bu nedir falan. Meğer o da bizim bizden alınmış bir şey olduğunu kendileri söylüyorlar. Bunu da açık yüreklikle söylüyorlar. Biz bunu Sufilerden öğrendik diyorlar. Ve bunu Batı'ya tanıtan kişi Kars doğumlu, Müslüman da değil, bir işte babası Rum, annesi Ermeni falan, böyle Kars'ta yaşamış. Rusya'ya gitmiş oradan. Öyle bir adam ve Anadolu topraklarını dolaşmış. Sufi şeyhlerle görüşmüş. Ve en son bir Nakşibendi şeyhiyle görüştüğünü söylüyor. Ve ondan öğrendiğini söylüyor. Evet. Şimdi işte işin garibi, biz hep böyle, ben ilk kitabımda da bunu çok söylemiştim. Biz hazine sandığı üzerinde oturan bir dilenciye benziyoruz. Habire batıdan yok mu bize verecek falan diyoruz. Ben bunu ilk kitabımda söylemiştim. Ve işin enteresanı, daha da garibi, onlar bunu söylemesine rağmen Türkiye'de bir son zamanlarda bir enegram furyası başladı. Evet. Bu da çeviri bir kültürle gidiyor gene. Zaten o yüzden yazmak mecburiyetinde kaldım kitabı yayınlamak. Çünkü bizim dedelerimiz sözlü gelenekle bunu hep götürmüşler. Çünkü kitapla bir şey öğrenmek, yani kitapla çok öğrenirse herkes, kimse tıp fakültesine gitmezdi. Yani herkes tıp kitaplarını okur, doktor olurdu falan. Hani çok şey olmasın diye. Ama baktım ki Türkiye'de bu çeviri kültürü yanlış gidiyor. Ve yani ben 98'den 22 sene olmuş bu işte uğraşıyorum. Bunlar kadar cesaretle hiç yapmıyorum, çıkamıyorum. Bunlar batıdan bir şey bulduk, işte Amerika'dan dünyanın en popüler kişilik projesi falan diye anlatıyorlar. Ama hiç bizden bahsetmiyorlar. Yani tasavvuftan, sufizmden, yani bunu bizim kültürümüzden alındığını söylemiyorlar. Belki de söyleyemiyorlar. Çünkü hem ne bileyim yetişme tarzları, ne bileyim ya da ideolojik, bilmiyorum. Bizim insanımızın kendi kültürüyle ve geçmişiyle buluşması sanki istenmiyor. Garip bir şey var. Çok ilginç. O yüzden İngilizce bilenler Google'a yazsalar
Enneagram diye. Enneagramla ilgili herhangi bir site veya kitaba gittiklerinde onun tarihçesini araştırdıklarında görecekler ki onlar bu işi sufilerden öğrendiklerini gönül rahatlığıyla anlatıyorlar. Ve İslam tasavvuf öğretisi menşeili bir kişilik tipolojisi sistemi. İşte bu sistemin şu anda dünyada iki versiyonu var. Birisi batılı enneagram versiyonu, birisi de batılıların traditional enneagram ya da geleneksel enneagram dedikleri sufi enneagram diyelim ona. Sufi enneagram. İşte bu sufi enneagramla ilgili çalışan kişilerden birisiyim ben. Dolayısıyla aslında orijinalini sufi enneagram modelinin ismi ne olsun, bu işin bizim geleneğimizdeki ismi ne olsun deyince tabii ki en baştaki anlattığım MIM modeli olsun. Çünkü bu kişilik tipolojisinin kökeni gene Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kişilik MIM modeli dedik. MIM modeli bir kişilik tipolojisi sistemi. Batılı enneagrama benzemekle birlikte bizim tasavvuf menşeili, akıl kalp nefs üçlemesiyle üretilmiş bir kişilik tipoloji sistemi. Hatta bunun şimdi bir ölçeğini de geliştirdim ben. Hatta dün yayınlandı daha yeni akademik bir dergide. Taze, bu da buraya denk geldi. Niye geliştirdik? İşte insanlarımız daha hızlı bunu ulaşabilsinler bu imkana. İşte çocuğunu tanısın, eşini tanısın veya çocuklar meslek seçimlerini buna göre yapsınlar. Ne bileyim, personel seçimlerinde kullansın diye. Bizcesi, işin bizcesi olan bir kişilik testi geliştirdik. Ama bu test olur mu? Yok. Yani test hızlandırır bazı şeyleri ama mutlaka testin sonuçlarını bir uzmanla oturup değerlendirilmesi lazım. O yüzden şimdi bizim geleneğimizden beslenen bir kişilik tipolojisiyle karşı karşıyayız diyebiliriz. Şimdi bunun işte online eğitimlerini falan da açıyoruz. Bizim Sabahattin Ziya Üniversitesi ile birlikte bu konuda bilgilendirme yapma ihtiyacı artık mecburiyet doğdu. Ben ticari bir amaçla bu işin içine girmiyorum. Yani ticari bir amaçla bu işin içine değilim. Ama halkın yanlış bilgilendirilmesine de karşı çıkıyorum. Yani bu işin gerçi bunu anlatacak, anlatan kimseler bu iş tarafını da pek anlatamazlar zaten. Çünkü böyle bir müktesebat şey lazım. Yani eğitimleri yok. Yani Allah nasip etti. Büyüklerimizin yönlendirmesiyle ben hem ilahat fakültesi, yani iki üniversite, üç yüksek lisans, bir doktora yapmak mecburiyetinde kaldım. Hayatım okumakla geçti. O yüzden hem gerçekten hem ilahiyat müktesebatına sahip olmak lazım. Hem psikoloji müktesebatına sahip olmak lazım. Hatta bundan biliyorsunuz şimdi bundan mütevellit yeni bir bilim dalı da geliştirdik, çıktı ortaya. İşte manevi danışmanlık, belki onu ayrı bir şekilde konuşmak lazım. Evet. Türkiye'de ilk defa bizim üniversitemizde kuruldu. Allah nasip etti. Fakülte ana bilim dalı başkanlığını yapıyoruz. Manevi danışmanlık verdik. İşte bu da aslında özünde bu tür bir felsefeyi ve sistemi barındırıyor. Merkez insan modeli peki günlük hayatta pratikte bizim nasıl işimize yarar diye sorular olabilir insanların. Ya da bir dezavantajlı durumda olur mu? Batılı, demin de örnek verdiniz ya hocam. Hani masasını kalabalık gösterecek tavsiyeler de bulunuyor kişisel gelişim kitapları. Neden? Çünkü yükselmek için, daha fazla maaş kazanmak için, mülki makam sahibi olmak için. Merkez insan modeline göre bir insan bunu yapmıyor, kandırmıyor ya da çok kendisini tırnak içerisinde belki pazarlamıyor. Güzel şeylerini ya da tevazu sahibi olduğu için mi çok aktarmıyor? Tam olarak bunu yapmıyor da olabilir. Bilmiyorum ama yani bu kapitalist, tırnak içinde kapitalist sistemde merkez insan modeline göre bir insanın yükselmesi daha yavaş olur mu diğer kapitalist sistemlere göre? Hocam tam tersi oluyor aslında. Daha hızlı ve daha sağlam oluyor. Diğeri biraz şey oluyor. Makyaj ya da bir şey oluyor. Bizdeki daha hakikisi oluyor. Hatta bir kardeşimizin sorusunu da okudum. Yani şeyde ekranda. Evet. Ona da benziyor bu soru. Hani evet. işte demiş bir genç sufilik anlayışıyla bir hayat biçimi benimsediğinde önümüze birçok zorluklar çıkıyor. Bu konudaki irademizi nasıl sürekli hale getirebilir ve ahlaki seviyemizi nasıl yükseltebiliriz hocam demiş. Aynen de tam da bu konuya girecekti. Üzerine denk geldi. Demek ki dikkatli dinliyor dinleyicilerimiz. O da çok güzel bir şey.
Şimdi işte tam bunun çözümü aslında belki insan modeliyle bize sunulan çözüm bu. Ne demek? Şimdi bu sisteme göre, yani aslında bu sorunun cevabını önce merkezdeki cevabı söyleyeyim, sonra onu açayım. Nasıl yükseltebiliriz seviyemizi? Bir, bilincimizi yükselterek. Yani idrak seviyemizi yükseltmemiz lazım. Eskiler de bu sorunun cevabını merak etmişler. Yani demişler ki biz kendimizi nasıl yükseltebiliriz? İşte bu sorunun cevaplarından farklı ilim dalları oluşmuş. Bu ilim dallarının başında da hiç şüphesiz şey geliyor, tasavvuf geliyor. Tasavvuf başlı başına bu manada da bir ilim mükessebat oluşturmuş. Evet. Şimdi bunun dışında tabii ki Kur'an'ın ve işte bizim hayat rehberlerimizin bize sunduğu o yollar. Ama bu yolları teker teker araştırmaya kalksak vaktimiz alacağı için işte ilim adamları burada işe yarıyor. Birçok bilgiyi toplayıp bize hazır veriyor. Ben bunu bal yapmaya benzetirim. Yani bir kilo bal yapması için 6 milyon küsür çiçek dolaşması gerekiyormuş bir 6 milyon. Şey arının. Hatta Google'a yazıyordum ara ara o bilgiyi şey yapmak için. 1 gram için 600 bin ya da 6 milyon öyle bir şey. Yani çok büyük bir rakam var. Yazarsanız göreceksiniz. Yani inanılmaz bir rakam. Şimdi biz kahvaltıda bir yiyecek işte yemekte bal yemek 100 gram bal yemeye çalışsak işte o 100 gram bal için işte evet. Milyonlarca çiçek gerekiyor. Hepsini önüne yılsak bir insanın hiçbir manası yok ama bir varlık onlara dolaşıyor. İşte bal haline getiriyor ve hazmı kolay bir ürüne dönüştürüyor. İşte ilim adamları aslında bize bunu yapmışlar Allah razı olsun. Yani büyüklerimiz o yazdıkları kitaplarla yaptıkları sohbetlerle bize bal kıvamında şifalı ürünler sunmuşlar. Bizi zahmetten kurtarmışlar. Şimdi bu seviyede bunu yükseltmek için önce bu ilimleri hakikaten ehlinden öğrenmek lazım. En kısa cevabı bu. Ama bugünkü sohbeti dinleyenlerin pratik hayatta kullanabileceği şeyler olması açısından şunu söyleyelim. Kendimizi tanıma yolculuğu dediğimiz şeyi biraz pratikleştirelim. Şimdi bu sisteme göre insanın kişilik tipolojisi, fıtrat ki burada da gene bazı kavramlar piyasada yanlış kullanılıyor. Mesela mizaç kavramı kullanılıyor. İşte 9 tip mizaç falan filan deniyor. Aslında mizaç Arapça karışım demek. Mezece karışım, mizaç karışım demek. Bir şeyin doğuştan geliyor, şimdi mizacı doğuştan geliyor olarak anlatıyorlar. Halbuki bir şey doğuştan geldiğinde karışım olmaz. Sonradan karışım olur. Doğuştan gelen kavram fıtrattır. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem küllü mevludin yûledü alel fıtra. Her doğan fıtrat üzere doğar. Alâ fıtratil İslam, hatta İslam fıtrat üzere doğar. Sonra anası babası onu Hristiyan yapar, Mecusi yapar dediği yani bir doğuştan bir potansiyelle doğuyor. Fıtrat zaten yarıp çıkarmaya müsait şey demek. İftar da o demek. Yani iftar bir şeyi, orucu bozuyorsun. İşte mesela fıtır bayramı deriz, Ramazan bayramı. İşte Ramazan'ın bozulması, bir şeyin bozulması. Mesela bir tohum düşünelim. Tohum içten çatlarsa ne olur? Hayat olur. Dıştan çatlarsa ölüm olur. Dolayısıyla içten çatlamaya fıtrat demişler. İşte o içeride taşıdığı tohuma fıtrat diyoruz. Yani asıl doğuştan gelen o. Şimdi Arapça bilgisi zayıf olduğu için dışarıdakiler onu farklı bir kavram kullanalım diye mizaç kelimesini fıtrat yerine kullandıklarını görüyorum mesela. Bu da Galata meşhur olmuş. Neyse fıtrat. Şimdi fıtratı bizim bu geleneğimiz 3 merkez üzerine kurmuş. Yani diyor ki insanlar doğuştan bu 3 merkezle doğarlar. Bunlar akıl, kalp ve nefs merkezleri. Ya da daha günlük ifadeyle söylersek zihinsel merkez, duygusal merkez kalp, bir de hareket merkezi ya da içgüdüsel ya da İngilizce daha demediğimiz instinctive yani içgüdüsel merkez de thinking merkez, feeling merkez diyelim. Bu ne demek? Duygu, düşünce, davranış. Yani diyelim ki ben su içmek istiyorum. Bu suyu içmek zaman önce içimden bir istek geliyor. Yani feeling merkezi ya da işte kalp merkezi eskiden tabii devreye giriyor. Ya da kuvve-i şeheviye, iştah devreye giriyor. Kuvve der eskiler. Sonra zihinsel merkez devreye giriyor. Nasıl yapacağımı tasarlıyorum. Bunlar çok hızlı oluyor tabii. Geçen Süleyman abinin şeyinden sonra Süleyman Hoca'nın şeyinden sonra o aklıma geliyor. Evet. Efendim. Sağ elle içtim, sol elle içtim.
meselesi olmasın diye iki elle içmek lazım. Şimdi ne oluyor? Bu üç merkez devreye giriyor. Şimdi bu üç merkez olmadan davranış oluşmuyor. İşte kişilik tipolojilerinde de bu üçü üçünden biri baskın oluyor. Baskın olan geminin kaptanı gibidir ve kişiliğe rengini o verir. Diyelim ki bir insanın zihinsel merkezi baskın. Bu diğer üçü yok manasına gelmez. Ama baskın olan ona göre tabii fıtratına göre davranıyor. Ve burada en çok yapan yanlış herkesi kendisi gibi zannetmek oluyor. Ama ilk önce kendisini tanıyacak, sonra kendisinin gibi herkes kendisi gibi olmadığını anlayacak. Daha sonra başkalarını tanımayı öğrenecek ve bu hayatında iletişim stratejilerini kullanacak ve rahat edecek. Bu çok önemli. Diğer bir zihinsel baskı. Zihinsel insanlar önce düşün, sonra harekete geç diyen insanlardır. Planlı, programlı, tedbirli, aşırı temkinli, sorgulayan ve baskın duyguları, her tipin bir baskın duygusu var işte merkezi. Her merkezde kendi arasında üçer motif var diyor, dokuz. İşte Hazreti Mevlana 900 katlı insan dediği bu aslında. İşte bizim geleneğimizde bunlar var. Ama o detaya girmiyorum. Ama 9'dan fazlası var aslında. Her birinin 11 farklı versiyonu var. Çarpı 9, 99 şey oluyor Sufi Enneagram'da. Bunları kitapta yazacağım inşallah. Yani 99 isimle ilişkili. Ama o kadar muhteşem ki yani pratikte. Şimdi pratiğini gösterelim. Şimdi kişi zihinsel merkezde baskı duygusu, korku duygusu. Dolayısıyla korku duygusunu yapıyor, temkinli yapıyor, tedbirli yapıyor. Ve paranoyaya yatkın yapabiliyor. Ve zihinselerinde problemi aslında şey oluyor, vesvese, sorgulama, ya şöyle olursa ya böyle olursa gibi bir probleme dönüşebiliyor. Kalp merkezli ise kişi, yani duygusal merkezde, o zaman kişi herkes beni sevsin. Sevgi ve ilgi merkezli insanlardır bunlar. İmaj, iletişim, dış görünüş, işte sosyal medyada bir şey paylaştığında o beğenmezse depresyona girer, üzülür. Sosyal insanlardır bunlar, çabuk iletişim kurarlar, hizmetkardırlar, fedakardırlar. Mesela zihinseller fedakarlık konusunda daha temkinlidir. Herkese hemen güvenmemek gerekir. Güven kazanılması gereken bir şeydir. Ama duygusal için işte vapurda giderken yanında oturan kişiyle arkadaş olup 40 yıllık arkadaş olabilir ona mesela yani. Ve her şeyini de paylaşabilir. Yani fıtrat farklılıklarını göstermeye çalışıyorum. Bir de hareket merkezli insanlar var ki onlar da çok daha farklı. Önce harekete geç, sonra düşün. Sonunu düşünen kahraman olamaz diyen profiller. Kavgaya yattın. Evet. Her an öfke, baskın duyguları öfkedir. Her an öfkesini gösterebilir. Yani baskın tiplerdir. İnisiyatif kullanır. Dediğim dedik olabilecek tiplerdir. İletişim yetenekleri duygusallığı ve şeye göre daha zayıftır dinselere göre. Ama iletişimleri öğrendikleri zaman lider bir profil haline gelirler. Ki bizim toplumumuzun çok büyük bir kısmı hareket merkezli insanlardan oluşuyor. Belki bu göçebelikten de olabilir. Yani arketipsel olarak bilmiyorum ama araştırılması lazım. Fakat bizde yani hareket merkezli insanlar şeydir, pratiktir. Yani teoriden sıkılır. Biraz 20 dakikayı geçti bir teori hemen üf püf yapmaya başlar. Arkadaşına silgi atar falan mesela sınıfta. Sınıfın en arkasında oturup işte hocaya yalakalık yapma diyen tiplerdir bunlar. Hani böyle ama işte dost için kavga edilir, ya işte ne gerekirse yapılır falan diyen profil. İşte bu heyecanlı delikanlı profilimiz. İşte bu peki her erkek böyle mi ya da her kadın böyle mi? Değil. Yani işte fıtrat farklılıkları. Ama bu da mesela bir çocuk zihinselse işte hareket merkezi değilse o zaman kötü duruma aslında gelmiyor. İşte büyüklerimiz bunu çocukken fark edip mesela hareket merkezli olanları senden iyi asker olur deyip askeriye yönlendirmişler. Mesela sporcu olur, pehlivan olur, asker olur vesaire. İşte zihinsel merkezli çocukları senden iyi akademisyen olur, işte mühendis olur, muhasebeci olur, mali müşavir olur, avukat olur, neyse buralara yönlendirmişler. Efendim duygusal insanları sanata yönlendirmişler. Hattat olur, müzisyen olur, senden çok güzel işte şair olur falan neyse. Yani fıtratına göre yönlendirilmiş. Bununla ilgili en gelişmiş medeniyeti kurmuş bizim dedelerimiz. O yüzden tabii bugün de gelişmiş sistemler var ama Enneagram dediğimiz sistemde bugün birçok işte psikolojide bildiğimiz Hollanda'nın mesleki gelişim envanterinden MBTI
MBTI gibi kişilik tipolojilerine kadar hepsinin önüne geçmiş görünüyor. Ve bunu da şeyi gene bizim medeniyetimiz olması çok güzel bir şey. Bunu öğrenmemiz lazım. Yani bu kişilik tipolojilerini anlamayınca başkalarını da anlamıyorsun. Mesela hareket merkezli bir insan kendisini bildiği için duygusal bir insan da diyor ki ya hocam diyor bunun biraz diyor eğitilmesi lazım. Bu diyor çok kaba bir tip diyor. Yani bu böyle böyle olmaz diyor. O onu beğenmiyor. Öbürü yani herkes kendi gözlük camlarıyla bakıyor. Evet. Herkesin diyelim bir renkli camı olsun gözünde işte mavi kırmızı. Sizinki mavi benimki yeşil olsa işte baktığımız zaman o renkle göreceğiz beyaz bir kağıdı. Yani farkındalık işte kazanmaları benim dediğim adım. Doğru. Evet. Bu da paradigma oluşturuyor kişilik tipolojisi. Ve insanlarda iletişim çatışmalarına sebep olabiliyor. İşte hatta işte boşanmalara, başarısız yanlış meslek seçimlerine sebep olabiliyor. Niye? Yani bunu daha iyi anlatabilmek için böyle şöyle bir metaforla konuyu tamamlayayım. Diyelim ki baba elma ağacı olsun fıtrat olarak, anne gül ağacı olsun, çocuk da kavak ağacı doğdu. Fıtrat farklı. Şimdi elma ağacı olan baba bakıyor çocuğa diyor ki ya bu meyve vermiyor diyor. Habire boya uzuyor gidiyor diyor. İşte bu diyor annesi tarafına benzedi. Annesi de meyve vermiyor. Çiçek açıp duruyor zaten işi gücü bunların diyor falan. Dayısına çünkü şöyle etti böyle etti. Yani biraz trajikomik. Ve üstten kırpmaya başlıyor çocuğu ve dallarına elma takmaya başlıyor mesela diye düşünün. Kendine benzetmeye çalışıyor. Çok enteresan. Evet. İnsan kendine benzeyeni seven gibi bir garip bir şey var. Yani Kur'an'da da bunun örnekleri var Kur'an-ı Kerim'de. Mesela Hazreti Yakup peygamber oğulları içerisinde, 11 çocuğu içerisinde, efendim 12 çocuğu içerisinde Yusuf peygamberi sevdi. Yani niye kendi nurunu, şeyini onu da görüyordu gibi. Ve imtihan oldu. Yani hep böyle bir kendine benzeyeni sevme var. Hatta bazıları der ki hocam ben çok benimle alakası olmayan insanları da seviyorum diyenler. Bir bakıyorsun o da aslında olmak istediği ama olamadığı tarafını sevdiğini görüyorsun falan. O da ayrı bir şey. Ne oluyor? Yani karşı tarafı kendine benzetmeye çalışıyor çocuğu. Annesi bakıyor evet diyor bu bana benzedi ama bunda nezaket, zarafet eksik. Dallarına gül takmaya, çiçek takmaya çalışıyor. Çocuk böyle elma, gül, kavak karışımı bir şey oluyor ortada. İşte o mizaç o işte aslında sonradan karışan mesele orası. Ne oluyor? İşte ama halbuki bu çocuğun işte boya uzaması, sulak yerde yetişmesi, yani boyuna uzaması, en uzun boylu kavak olması lazım. İşte o kuşlar uçmaya, yüzmeye, balıklar uçmaya zorlanmaz meselesi burada devreye giriyor. İşte ne oluyor? Yani bu çocuğun fıtratını küçük yaşta tespit edilip ona göre eğitim sürecinin devam etmesi lazım. Eskiler bu şekilde başarılı olmuş ve bir imparatorluk böyle yürütülmüş. Yoksa siz yetişmiş insan kaynağınız yoksa bunu yapamazsınız. İşte bunu kendini tanımayan insanlar ne oluyor? İşte aile problemleri, boşanmalar, mesela kişilik psikolojilerini tanımadan evleniyorlar. Bu sefer kişilik çatışmaları hiçbir şeye benzemiyor. Çünkü fikir çatışmasını bir şekilde çözersin, herhangi bir konuda anlaşmazlığı çözersin ama fıtrat çatışması varsa onu çözemiyorsun. Bu çok mesele. Çünkü doğuştan getirdiğim şey ya olduğun gibi kabul edeceksin bunu. O yüzden zaten onu telkin ediyoruz. Aile danışmanlığı süreçleri de böyle gidiyor. Yani kısaca her şeyin anahtarı kendini ve başkalarını tanımaktan geçiyor. Meslek seçimine kadar çocukların. İşte aile ilişkilerine kadar. Öyle kıymetli bilgi ki bunlar. Yani eşini seçerken, işini seçerken, çocuğunu yetiştirirken, arkadaşlarıyla diyaloğunda kullanabileceği bir bilgi. Tabii çok daha detaylı anlatmak lazım. Bu kişilik tipolojilerin detay ama genel itibariyle bir farkındalık oluştuğunu düşünüyorum. Yani akıl, kalp, nefis üçlemesi üzerine dedelerimiz böyle muhteşem kişilik tipolojileri üretmişler. Son bir şey de mesela imtihanları da buradan oluyor tabii. Yani mesela Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? İnnen nefsele emmâretun bisû'i. Muhakkak ki nefs insana kötülüğü emreder. Yani bizim buradan mesela bazı sorulara bakıyorum. İşte İlahiyat Fakültesi mezun öğrencilerimiz, arkadaşlarımız var. Onlara da şey yapacaklar. Yani bizim mesela belki İslami camiada şöyle bir sorun var. Biz psikolojiyi İslamileştirmeye çalışıyoruz. Aslında bu yanlış bir şey. Menşei İslam olmayan bir şeyi İslamileştirmeye çalışıyoruz. Halbuki İslam'ın kendi psikoloji literatürü var. Mesela Kur'an-ı Kerim'in kendi psikoloji jargonu var. Mesela nefs kelimesi bunlardan bir tanesi. Ve nefsin dönüşümlerini anlatıyor. Nefse emmare diyor, levvame diyor, mülheme diyor, mutmainne diyor. Bunları anlatıyor.
Şimdi diyor ki insanda kötülüğü emreden bir nefis vardır. Şimdi peki bu nefis herkes aynı kötülüğü mü emrediyor? Hayır. Herkesin fıtratına göre emrediyor. Mesela zihinseli kendi fıtratından bozmaya çalışıyor. Ya mesela hareket merkezli bir insana diyor ki sana nasıl yan bakar? Ya buranın işte kralı sayısı sen olmalıydın diyor. Hareket merkezli bir insan nefsi emmare mertebesindeyse yan baktığı adam öldürebilir mesela. Veya büyük bir problem çıkarabilir. Yani bu kadar aşağı düşebilir. Ama zihinsel merkezli bir insana dese ki nefsi ya bu sana yan baktı falan, zihinsel merkezde baktı ne yapayım yani. Yani onu etkilemeyecek. Peki onun kendi dilinden vesvese verecek. Ne diyecek? İşte şüphe verecek. Doğru mu söylüyor? Delili nedir? Kaynağı nedir? Ya yanlışsa falan. Yani zihinsel olarak karıştıracak o kişiyi. İşte duygusal olan kişiyi duygusal olarak karıştıracak. Buranın en sevdiğin sen olmalısın şey diyecek. O da herkes beni sevsin diye kendinden fedakar olmayan fedakarlıklar ve yapmaması gereken işleri yapacak filan. Yani en alt seviyede böyleyken en üstte safiye nefse, kamil nefse çıktığı zaman ne oluyor? İşte o zaman bir sözüyle ilmin kapısı olan zihinsel birisi, ilmin kapısı Hazreti Ali Efendimiz gibi oluyor. Efendim yan baktın diye adama kavga çıkaran adam adalet timsali Hazreti Ömer haline gerekiyor. Efendim o herkes beni sevsin diye her türlü şeyi yapmaya hazır olan rüzgar önündeki yaprak gibi kişiliği uçuşan duygusal insanda Ebu Hureyre Hazretleri gibi veya Hazreti İsa Efendimiz gibi o sevgili fedakarlık timsali ona dönüşüyor. Peki bütün bunların zirvesi, merkez noktası işte Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Niye? Hani matematiksel olarak anlatırsak bir çember çizersek çemberin merkez noktası biliyorsunuz çemberin matematiksel ifadesi şudur. Merkez noktaya eşit uzaklıktaki noktaların birleşimine çember denir. Yani çemberin varlık sebebi merkezdeki noktasıdır. İşte eyvallah. Bütün kainatın varlık sebebi tasavvuf ehline göre Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olduğu için bütün kişilik tipolojilerinin de en üstüne en güzeli merkez noktadaki mim noktası ya da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kişilik tipolojileridir. Hocam peki. Ona bakan kendisini görür hocam. Yani özür dilerim hemen sizi şey yapın. Mesela Efendimiz bir ayna oluyor burada. Hatta Aziz Muhammed Hidayi Hazretleri bu sırrı söylemiş. Demiş ki aynedir bu alem her şey hak ile kaim mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim demiş. Yani göstergedir bu alem bakana bir delildir bir kitaptır. Her şey hak ile ayakta durur, kaim olur. Mirat-ı Muhammed'den ise yani mirat ayna demek Muhammed aynasından ise Allah görünür daim. Her zaman o görünür. Peygamber aynasına bakan Allah'ı görür. Bakırken biz korktuğumuz zaman onun arkasına saklanıyoruz diyor. Ya onda bir fiziksellik, bir hareket merkezlik görüyor. Kendi kişilik tipolojisini görüyor. Evet. Ebu Hureyre Hazretleri o çok duygusaldı. Ya da mesela Hazreti Ayşe annemiz onun çok duygusal olduğunu söylüyor. Kendi kişilik tipolojilerinden görüyorlar. Diyelim böyle bağlayalım yani konumuzu ama birçok konuda şey verdik. İsterseniz evet. Soruları da varsa soruları da cevaplayabiliriz. Teşekkür ederiz. Yani 1,5 dakikamız falan var ama ben şeyi sormak istiyorum size vaktimiz olursa. Evet. Burada o merkez insana o en ideal karaktere dair Batı psikolojisinde hakikate ulaşmış örneklere de rastladınız mı araştırmalarınızda? Yani Batı'daki evet bazı noktalarda bizden çok uzak, çok farklı şeyler olsa da hakikate yaklaşmış yazarlar veya örnek verebileceğiniz isimler olur mu? Hocam Batı'dan hakikate ulaşmış insan profili ben göremedim. Yani bizim anladığımız manada. Yani üstün insan, o Nietzsche'nin üstün insanı falan tarzında olabilir ama bizimki gibi değil. Bizde en güzel örnek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve sonra onun yolunu takip edenler. Program içinde aslında sorulara da cevap verdik izleyicilerimiz şey yapmasınlar. Aslında bazen cevap verdik. Çoğunu da cevap vermeye çalıştım aslında okuyarak.